sebepleri evet. nelerdir? Lütfen dinleyin. Evet. Bunları açıkçası ben üstüne basa basa konuşuyorum. Neden? Ağız kokusunu hastalar çok fazla, tabii ağız kokusu dediğimiz zaman bu bizim kastımız. Daha çok kötü ağız kokusu. Kötü. Herkesin kendisine ait bir özel ağız kokusu var, mevcut. Ancak biz daha çok kötü ağız kokusundan bahsediyoruz. Bu ne yapıyor? Kötü ağız kokusu durumunda kişi kendisini sosyal izolasyona çekiyor. Özgüvenini artırıyor. Kendisini kötü hissediyor. Anında çözümler bulmaya çalışıyor. Spreyler damlar ama çok geçici ve anında geri dönüş oluyor. O yüzden hani kötü ağız kokusunun da biz %80 ihtimalle, %80'i ağız içi kaynaklı. %80'i. O yüzden hani diş hekiminin, bizlerin devreye girmesi gereken konular söz konusu. Nedir peki sebepleri madem sordunuz? Şöyle ki süt dişleri, daimi dişlerin gizli çürükleri ve derin çürükleri ve dolgu altı çürükler bazen kalabiliyor. Veya da iki dişin dolgulu olan yüzeylerinin birbirine temasının zayıf olduğu durumlarda yiyecek artığının kaçışı. Yiyecek artığı kaçışı bakteri yuvası oluyor. Bir süre sonra ağız kokusuna dönüşüyor. Ardından düz yapılan dolgular var. Düz dolgular şöyle ki veya yüksek yapılan dolgular. Düz yapılan dolgular bir ağzımızı bir değirmen gibi düşünün. Değirmen eğer iyi çalışmazsa düz yapılan dolguların üzerinde yiyecek artığı kalıyor. İstediğimiz kadar uzaklaştırmaya çalışalım. Uzaklaşmıyor. Bir süre sonra orada işlemeyen demirin paslandığı gibi dişlerin üstünde, dolguların üzerinde bakteriler ürüyor. Veya yüksek yapıldığı zaman da, yani dişlerinizi tam kapattınız ya, ben burada bir yükseklik hissediyorum. Hekim arkadaşlar bunları iyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Ancak bazen yükseklik kaldığı zaman da bu tür durumlarda o dolgu şekil değiştiriyor. Şekil değiştirmesini biz istemiyoruz. O nedenle anatomik dolgu tavsiye ediyorum ki 3 boyutlu şekilde anatomik dolguya geçiş olmuş oluyor. Onun dışında deformasyona uğramış amalgam dolgular. İçerisinde zararlı bir takım bileşenler olduğu zaman, bir de deformasyona uğradığı zaman amalgam dolgular bir türlü kanserojen yapıda oluşmuş haline geliyor. Ancak amalgam dolguyu da bakın hemen de harcamayalım. Eğer sağlıklıysa, güzel bir anatomi verildiyse, ağızda ağız kokusu pasparlak bir yüzeyi varsa o da açıkçası ağız kokusu da yapmaz. Onun dışında dolguların dışında veya dolgu altı çürükler, gizli çürükler, derin çürüklerin dışında kaplamalar. Kaplamalar dişlerden böyle bir o kadar nezaketli davranması gerekiyor ki kaplamaların diş etlerine. Eğer ki diş etlerine baskı yaptığı zaman ki hastalar bazen kaplamaların etrafında böyle kırmızı bir halka görebilirler. Veya iki dişin iki kaplamanın arasında böyle bir meme vermiş gibi bir kırmızılık görebilirler, bir morluk görebilirler. Orada bir sorunumuz vardır. Orada bir ağız kokusu olacaktır. Orada bir bakteri yuvası vardır. Orada bir artık hastalar rahatsız olma boyutuna buradan kaynaklı olma ihtimali yüksektir. O nedenle kaplamaların da böyle bir tane tane dizilimi, diş etine saygılı olması, sanki diş etinin içinden çıkılmışçasına bir ışık hüzmesi şeklinde geçmesi bu anlamda diş etinin korunması anlamında da yararlı oluyor. Diş eti kanaması yine sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Yine kaplamanın altındaki çürükler hiç kendini göstermezler. Kaplamanın altı bu. Ancak derin derin bir koku gelir. Ancak anlayamayız hani nereden ama bazen de kaplamanın altındaki altyapının çürümesinden de kaynaklanabiliyor. Bir diğer konu diş taşı. Diş taşı birebir bakteri yuvası aslında. Ancak diş taşlarının da içerisindeki bakteriler ağız kokusu, kötü ağız kokusu sebebi olduğu için güzel bir şekilde özel el aletleriyle temizlenmesini ben öneririm açıkçası. Birazdan belki diğer konularda da gireriz. Onun dışında belki insanlarımız garipsecek belki ama diş eksikliği mesela ağız kokusu sebebidir. Diş eksikliği. Evet, yani diş eksikliği. Olmasa bile eksikliği. Çürük yok. Çekilmiş ya. Aynen, çekilmiş bir diş bölgesi. O nasıl kokuyor? Evet, bakın kokuyor? Şöyle ki, dişsiz olan bölge. Evet. İşlemeyen demirin paslandığını düşünün. O bölgeyi hasta kullanmıyor. Gidiyor konforlu olan tarafa doğru, diğer tarafa doğru çiğnemeye başlıyor. Ancak o tarafı da bir taraftan işleyen demirin ışıldadığını düşünüyoruz ama bir süre sonra yoğurmaya başlıyor. Hani düşünün ki dişsiz olan bölge 2 yıl bir evinizi kullanmadınız. Rutubeti var, nemi var, kokusu var veya başka şeyleri var. Dolayısıyla o bölgenin yani kullanılmayan bölge yani dişsiz olan bölgenin etrafındaki dişler, plaklar, taşlar, diş etleri hastalıklarına geçiyor.
Peki diğer tarafta ne oluyor? Bu sefer de diğer taraf, yani aktif çiğnemeye katılan tarafta yorulmaya başlıyor. Diş etleri hastalanıyor. Diş köklerinde iltihabı geçiyor. Dolayısıyla biz ağzı bir denge vazifesi olarak görür, bütün kuvvetleri vektörel anlamda çok dolgular da dahil, kaplamalar da dahil, dişler de dahil böyle bir inci tanesi gibi dizilmesini ve vektörel anlamda bütün kuvvetleri eşit bir şekilde yüklenmesini isteriz ki kesme, koparma, öğütme, çiğnemeyi de güzel yapmaya çalışsın açıkçası. Evet.